Çocukluk arkadaşları çağırınca hiç şüphelenmeden yanlarına gitti. Sokak ortasında dövülüp tam 10 yerinden bıçaklandı. O anlara tanık olan annesi yardıma koştu. Ne yazık ki ancak evladının son nefesine yetişebildi. Acıların en büyüğünü yaşayan talihsiz kadın o kanlı dakikaları Show Haber'e anlattı. Baktım birisi yatıyor orada. Bağırdım baktım benim çocuğum. Tutan var, bıçaklayan var, sopayla kapayla vuran var. Benim çocuğumu öldürdüler, ben de öldüm bunu inan ben. Benim çocuğum bir öldü, ben bin kere öldüm. Biricik oğlunu 3 kişi sokak ortasında önce dövdü, sonra da 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. O anne kollarında can veren evladını daha toprağa bile vermeden katil zanlıları serbest kaldı. Nasıl bir adalet bu? Yani bir köpeğe bile yapılmaz böyle bir şey. Korkunç cinayet Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta yaşandı. Sabaha karşı 4'te 26 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk'un telefonu çaldı. Çocukluk arkadaşları olduğu öne sürülen 3 kişi konuşmak için aşağı çağırdı. Zeytinburnu'dan arkadaşları bunlar evimize de geldiler. Babamın cenaze töreninde başsağlığına da geldiler. Evimizde yiyip içip yattılar. Ne olduysa bir anda gence saldırmaya başladılar. Üç kişi Mehmet Akif Kukuk'u önce feci şekilde tekme, tokat ve sopayla dövdüler. Dakikalarca devam eden o dayağın ardından kollarından tutup ara sokağa sürüklediler ve burada vücudunun çeşitli yerlerinden 10 defa bıçakladılar. Çocuğumun boynu kırık. Beynine vurmuşlar. Hep kan içinde. Yüzünü tanıyamadım. O anlarda bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıttaydı. Önce cinayeti, sonra da öldürülen gencin annesinin acı dolu yürüyüşünü kaydetti. Fatma Hanım sesleri duyunca hemen evden fırladı. İşte tam bu noktaya geldiğinde ise bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşadı. Oğlunu Mehmet Akif'i yerde kanlar içinde buldu. Ben geldim baktım benim çocuğum. Elimi kolumun altına tuttum. Oğlum kim yaptı? Kim yaptı? Söyle kim yaptı? Çocuk can verdi elimde. Söyleyemedi. Böyle bir acı olamaz. Ben yandım bağırıyorum. Çocuğumu öldürmüşler yetişin diyorum yani. Ufak cinseleri akıyor. Yapacak bir şey yok. Kollarında ölen evladını ertesi gün toprağa verdi. Cenazeden dönerken bir kez daha yıkıldı. Mehmet Akif'i öldüren çocukluk arkadaşı o üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cuma günü bunları serbest bırakmışlar. Biz yolda duyduk. Cenazeden dönüşte mi duydun? Dönüşte gece duyduk. Biz zaten yıkıldık. Toprağa girmeden serbest bırakmışlar. İstedikleri gibi keyif çatsınlar. Buralarda gezdiklerini duyuyoruz. Acılı ailenin tek istediği adalet. Tutuklansınlar. Hayır, onlara müebbet versinler. Daha fazla onlar. Bunlar suç örgütü. Bunlar organize.